gerçekten sürekli esnafın yanında olduğu, esnafımızın işini büyütme noktasında, aşını büyütme noktasında sürekli destek olduğu. Esnaflarımızdan, esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler öncelikli olarak hükümetlerimiz tarafından dikkate alındı ve onların talepleri doğrultusunda düzenlemelere gidildi. Bunların neler olduğunu sayarsak işte faizsiz krediden tutun da 8 bin liraya kadar vergiden muaf tutulmasına kadar küçük esnaflarımızın veya unutulmaya yüz tutmuş sanatkarlarımızın avamelerde öncelikli olarak yer alması, dörtte bir fiyatına yer almasına kadar bir dizi önemli icraatlara hükümetimiz imza attı. Dolayısıyla siz ülkenin gelişmesi noktasında, esnafın, sanatkarın gelişmesi noktasında finansal anlamda çok ciddi katkılar sundunuz. Onun için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dışarıdan belki çok cazibeli gelir ama hem esnafın en zor zamanlarında yanında olmanız, en sıkıntılı zamanlarında sistemlerini dinlemeniz, onları rahatlatmanız, onlara destek olmanız, moral vermeniz, adamın iş yerini ayakta tutmanız ayrı bir maharet istiyor. Onun için ayrı bir sabır istiyor. Onun için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gittiğimiz birçok yerlerde ya bu kooperatifler ne iş yapıyor dediğinde ben birçok kere bunu anlatıyorum. Düşün, hacizle bunalanlar, kredi bulmakta zorlananlar, 5 bin lirayı, 3 bin lirayı, 10 bin lirayı bulmakta zorlananlar, zorlananları siz tefecinin eline düşmekten kurtarıyorsunuz. Belki de yuvasının yıkılmasından kurtarıyorsunuz. En önemlisi de o iş yerini ayakta tutuyorsunuz. Sizlerin o gayreti ve bulunduğunuz birlikleri, kooperatifleri eğer sizler iyi yönetemezseniz, o sorumluluğu taşıyamazsanız, o kooperatifleri batırdığınız zaman gerçekten ülke ekonomisine de batırmış oluyorsunuz, büyük zarar vermiş oluyorsunuz. Biraz önce başkanım ifade etti, 19 milyar, 20 milyara yakın kredi kullandırıldı. Bu kredilerin tamamına yakını sizin omuzlarınızın üzerinde, sizin kefaletiniz altında. Ve sizler yerelde esnafın durumunu çok yakından takip eden, onların muhasebesini gören, gelişmesini gören ve anında tahsil noktasında da müdahale eden, tahsili uzatabilen, idare edebilen insanlarsınız. Dolayısıyla sizlerin yaptığı iş önemli, bu ülkenin kalkınması için önemli, esnaf için önemli. Değerli arkadaşlar, bizler özellikle esnaf ve sanatkarı desteklememiz lazım. Ben göreve geldikten bu yana sürekli her gittiğim yerde esnaf ve sanatkarları ziyaret ederim. Odalarını ziyaret ederim. Hiçbir şey yapmıyorsak onların yanında olmamız lazım, onlara moral vermemiz lazım. Biliyorum sizler de o odalarla çok yakın çalışıyorsunuz. O esnafımız ve sanatkarımız ayakta durduğu zaman Türkiye istikrar ve huzura kavuşur. Çünkü biz biliyoruz ki sizler istikrardan ve huzurdan yanasınız. Eğer bir yerde huzur yoksa, bir yerde istikrar yoksa, sizler dükkanınızı açamadığınız gibi, açık tutamadığınız gibi, farz edin ki açık tuttunuz, oradan kazandığınızdan da bir şey anlamazsınız. Onun için ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli. Bu vesileyle terörle mücadele eden, bu ülkenin, bu vatan toprakları için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize Allah yardım etsin. Şehit olanlara Cenab-ı Allah rahmet etsin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler sonuna kadar bu mücadeleyi Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Eğer Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelen arkadaşlarımız varsa, başkanlarımız varsa ki var, orada terör örgütünün açmış olduğu çukurlarla esnafımızın nasıl kepenk açamadığını, bırakın dükkanlarındaki malları satmaya koruyamadıklarını dahi gördüler. O terörü oraya getirenler
bugün vicdanları sızlıyor mu merak ediyoruz. O insanlara açtırmış oldukları çukurlarla ekmek teknelerinden ettiler, yurtlarından ettiler. Ve bugün gelmişler, timsah gözyaşları döküyorlar. Değerli arkadaşlar, oradaki insanlara da sizler kucak açtınız. Biraz önce başkanım söyledi. Çünkü niye? Biz esnaf olarak, sanatkar olarak birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Zor günümüzde, kötü günümüzde de birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Biz devlet olarak, hükümet olarak terörden zarar gören her bir esnafımızı tek tek kucaklıyoruz. Onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz acil yardımlarla, can suylarıyla, yıkılan dükkanlarını tekrar yapmakla, yıkılan o çarşıları tekrar imar ederek daha modern halde oradaki sosyal donatılarla beraber o çarşıları tekrar hayata geçirerek, ihya ederek, inşa ederek biz Allah'a hamdolsun onlara sahip çıkacağız. Ama sadece onların dükkanlarını veya çarşılarını yeniden ihya ve imar etmek de yetmiyor. Şu anda çok sıkışık durumdalar. Onlara yine sizlerin desteğiyle bir can suyu vermek gerekir. Özellikle Şırnak, Silopi, Cizre, Nusaybin gibi terörden birebir zarar gören esnaflarımızın kredi kefalet kooperatiflerine olan temerrüt faizlerini silerim diye başkanımız bir öneri getirmişti. Biz de dedik ki oradan etkilenen çevre illerimiz de var. Bütün esasında Türkiye bir yeriniz ağrırsa bütün Türkiye etkileniyor. Ve yıllardır temerrüte düşen ve yeni düşen bir sürü de esnafımız var. Bu da yaklaşık 400 milyona yakın bir temerrüt faizini gelin birlikte silelim ve yeni bir sayfa açalım. Eğer sizler de uygun görüyorsanız biz de bunu ilan edelim, destek verelim. Esnafımız bayramdan önce yeniden bu borçları yapılandıralım, temerrüt faizlerini silelim ve yeni bir sayfa açarak hem bu borçları tahsil edelim, aynı zamanda da esnafımıza, temerrüt faizi olan esnafımıza bir bayram müjdesi verelim. İnşallah bu hem kooperatiflerimize TESKOM'a aynı zamanda da esnafımıza ciddi bir destek olur. Değerli arkadaşlar, biz esnafımızı sadece esnaf olarak doğsun, büyüsün, ondan sonra da vefat etsin istemiyoruz. Esnaflarımızı tüccar yapalım, sanayici yapalım, ihracatçı yapalım. Bunun için sizlerin bu küçük destekleri inanın ki bir başlangıç ve çok önemli. Yeni biz esnaf buluruz. Bunu gören esnaflarımız, yani tüccar olan, ihracatçı olan esnafımızı görenler, yeniden esnaflığa başlayanlar için, genç esnaflar için iyi örnek olur. Onun için biz yeni projelerle, yeni desteklerle, özellikle her sektörde sektörün önünü açacak çalışmalara, sektör analizleriyle beraber, üniversitelerle beraber çalışmayı yapıyoruz ve esnafımızı değişen, dönüşen ekonomiye entegre etmeye çalışıyoruz. Ki bunu bundan sonra daha da hızlı yapacağız. Ben özellikle bu yemeği tertip eden başkanımıza, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, illerinden buraya gelen bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Evet, değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Sayın Bakanımızın talebi emri olur başımızın üstüne. Bugünden itibaren Sayın Bakanım, çalışmalarımıza başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarın tüm Türkiye'deki olan 400 milyon liralık temel borçlarını hemen yapılandırmaya girerek temel borçların tamamını silmeye Sayın Bakanımıza söz veriyoruz. Çünkü biz bugünlere sizin partinizin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde geldik Sayın Bakanım. AK Parti hükümetleri sayesinde geldik. Onun için de bunun karşılığını vermek boynumuzun borcudur. Emriniz olur Sayın Bakanım. Derhal esnaf ve sanatkarla ilgili bu çalışmayı yapacağız.